Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde SQL Server'da Multiple Insert'ı New ID fonksiyonunu kullanarak yapacağız. New ID fonksiyonu yeni bir unique değer üretir. Benzersiz bir unique değerdir diyebiliriz. Bunu veri tabanındaki nesneler için kullanmamız gerekebilir. Bunun için bir örnek yapalım ve örnek üzerinden anlatıma devam edelim. Öncelikle daha önceki multiple insert eğitimimde anlattığım gibi veri tabanında bir object ID araması yapıyoruz. Bu object ID'de Digibill veri tabanında users tablosuna bakıyorum. Bu bir veri tabanında aynı zamanda nesnedir, yani objedir. Object ID fonksiyonuyla users tablosunu arayıp eğer böyle bir tablo varsa drop table users diyerek bunu siliyorum. Execute ile çalıştırdım. Böyle bir tablo varsa silindi. Şimdi select ile bakalım. Silinmiş mi? Evet. Invalid object name. Şimdi create table users diyerek veri tabanında 4 sütunlu bir tablo oluşturuyorum. Bu tablo user ID, unique user ID ve first name ile last name bilgilerini sütunlarını tutuyor. User ID integer ve not null. Aynı zamanda primary key. Unique user ID ise veri tipi olarak unique identifier ve null olarak belirtildi. Burada first name ve last name ise en varchar veri tipinde ve 30 karakterlik bir sınıra sahip kapasiteye. Aynı zamanda not null, yani boş geçilemez. Bu tabloyu oluşturuyorum execute ile. Şimdi tablo kısmında refresh diyerek bakalım. Evet, burada users tablomuz belirdi. Tekrar select ile kontrol edelim. Tablomuz unique user ID ile birlikte eklenmiş durumda. Şimdi veri tabanına normal eklemelerin yanı sıra çoklu insert ile, yani multiple insert ile new ID fonksiyonunu kullanarak veri ekleyeceğiz. Öncelikle burada ilk sütunumuz primary key user ID'di. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde benzersiz bir şekilde yazılı. İkinci sütun ise yukarıda da görüldüğü gibi unique user ID. Bunun da veri tipi unique identifier olmak zorunda eğer new ID kullanıyorsak. Unique identifier veri tipine sahip bir değer üreteceğiz burada. Bunu da ikinci sütun olan new ID kullanarak yapıyoruz. Öncelikle bunu ikinci olarak verdik ve daha sonra 3 ve 4. yani ad ve soyad sütunlarını, first name ve last name bilgilerini giriyorum. Virgüllerle ayırarak bunu belirtiyorum. Multiple insert yaptığımı ve en sonunda da noktalı virgül kullanarak insert'ı gerçekleştiriyorum. Çalıştırdım ve 5 kayıt eklendiğini bildirdi. Burada select yıldız from users ile tekrar çalıştırdım ve burada new ID ile üretilen unique identifier bilgili veri tipine sahip bir değer görüyoruz. Hepsi birbirinden farklı ve benzersiz. İşte bu şekilde veri tabanında benzersiz olmasını istediğimiz kayıtlar varsa, yani bu unique user ID üzerinde ne tür işlemler yapılabilir? Siz bunu sorguladığınız zaman veri tabanında 1 milyar kayıt olsa bile bu unique identifier bilgisi, new ID ile ürettiğimiz bu bilgi benzersiz olacaktır. Bunun sınırı sanıyorum tekrarlama ihtimali 4 küsur milyarda bir tekrarlama ihtimali vardı. Yani %100 benzersiz olmasa da büyük ihtimalle benzersiz bir unique değer üretiyor. Bu şekilde direkt bu sorguyu kullanarak veri tabanında ne kadar nesne olursa olsun onlar için bir sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.